Değerli dinleyenler, Ideaport Podcast serisinin 8. bölümünden sizlere merhaba diyoruz. Ben Ideaport programından Burak Baykal. Merhaba, ben de TTGV Programlar Dijital Medya Sorumlusu Kübra Köroğlu. Bugün Altınay Robot Teknolojileri Şirketi'nin İstanbul Tuzla'da bulunan ofisinden sizlere sesleniyoruz. Deep Tech konuları üzerine sohbetler gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin 8. bölümündeyiz. Bu kez Endüstriyel Teknolojiler başlığı altında robotik teknolojisi ve endüstriyel otomasyon üzerine konuşacağız. Podcast konuğumuz Altınay Robot Teknolojileri Gelecek Sistemler Ar-Ge Müdürü Sayın Ali Kaya. Podcast yayınımıza hoş geldiniz Ali Bey. Sorularımıza geçmeden önce bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle hoş bulduk. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Kendimden şöyle kısaca bahsedeyim. Öğrenim hayatımı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine fakültesinde başladım. Makine mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansa devam ediyorum. İTÜ Makine Fakültesi'nde otomotiv bölümünde. 2005 yılı itibariyle de Altınay ailesine katıldım. Bugüne kadar çeşitli görevlerde bulunarak en son Gelecek Sistemleri Ar-Ge bölümünde yer alıyorum şu an. Teşekkürler. Robotik teknolojisi artan dünya nüfusu ile birlikte ortaya çıkan üretim taleplerini karşılamak ve bununla birlikte üretim kalitesini artırmak için birçok endüstride vazgeçilmez hale geldi. Etkilediği sektörler ve kullanım alanları gerçekten çok fazla ama biz bugün özellikle robotik teknolojisinin endüstriyel otomasyona olan etkilerini konuşmak istiyoruz. Her şeyden önce bu amaçla kullanılan robotik sistemlerin anatomisine ve tarihsel gelişimini anlamakta fayda var sanırım. Otomasyon robotları dediğimiz kavramı bizim için birazcık açar mısınız? Hangi alt bileşenlerden oluşuyorlar ve günümüze kadar nasıl bir gelişim göstermişler? Endüstriyel robotlar dediğimizde dünyadaki serüveni aslında 1950'li yıllarda Amerika'da George Devon'un ilk endüstriyel robotu yapmasıyla başlıyor. Unimate firması altında yapılan bir robot. Daha sonraki gelişim süreçlerinde bu robot Puma diye isimlendiriliyor. Halen üniversitelerde araştırma için kullanılan bir robot. O zamanlarki teknolojiye göre hidrolik altyapıya dayanıyor. Şu anki günümüzdeki robotlardan farklı olarak. Özellikle ülkemizdeki robotik geçmişe baktığımızda ise orada Altınay'ın önemli bir yeri var tabii ki. Türkiye'deki ilk sanayi robotunu yaparak 1994 yılında Türkiye'deki robotik sektörünü yerli olarak başlatan firma olarak söyleyebiliriz. Robotların yapısına baktığımızda da aslında iki önemli unsurdan oluşuyor robotlar. Bir kol mekanizması dediğimiz ana kısım, kol olarak tabir ediyoruz. Ve kontrolcü kısmı, bu da biraz daha elektronik donanımının, otomasyon sisteminin yönetildiği kısım olarak adlandırabiliriz. Mekanik kısma, robot kol kısmına baktığımızda onun birleşenlerin en önemli kısmını prediktörler, servo motorlar, encoderlar, sensörler gibi daha çok donanımsal yapılar oluşturuyor. Kontrolcü tarafına baktığımızda ise ana yapıyı PLC, bilgisayar, haberleşme kartları gibi daha çok elektronik donanımlar ve yazılımlar oluşturmuş oluyorlar. Robotun en önemli unsuru belki de hassas çalışma yapabilmesi, tekrarlanabilir çalışma yapabilmesi olduğu için bu bahsettiğimiz ürünler de muadillerine göre çok daha hassas, daha üst seviye teknoloji içeren ekipmanlar olarak da adlandırabiliriz şimdi. Bahsettiğimiz terimler genel olarak kullanılan terimler ama işlevselliğine baktığımızda ihtiyacı karşılaması için robot içerisinde çok daha üst düzey olanlarının seçilmesi gerekiyor. Peki otomasyon robotları günümüzün çetin rekabet koşullarında endüstriye tam olarak neler vaat ediyor? Avantajlı ve farklı sektörlerdeki örnek uygulamalarından biraz bahseder misin? Bu deminki sorunuzda söylediğim gibi robotların en önemli özelliği hassasiyet, tekrarlanabilirlik. Endüstriye sunduğu en büyük avantaj aslında robotların bu kısım. Çünkü üretimdeki en büyük kaygımız kalitenin devamlılığı, ürettiğiniz ürünün her zaman aynı kalitede, aynı düzgünlükte devam edebilmesi ve son kullanıcıya ulaşılabilmesi olduğunu düşünürsek robotlar bu aradaki boşluğu kapatıyorlar. Her zaman programlandıkları ölçüde ve hassasiyette işlerini tekrar edebiliyorlar. Belki de insanlardan ayırdığımız en önemli özelliği de robotların aslında bu. Bu konuda kolaylık sağladığı için endüstrinin de vazgeçilmez bir yerinde şu an üretim teknolojileri içerisinde.
Buna örnek verebilecek olursak aslında hani örnekler hayatımızdaki her noktada var. Kullandığımız tüm ürünlerin neredeyse üretiminde robotlar kullanılıyor. Ama robot deyince belki de şu an en yoğun endüstri otomotiv. Otomotiv olarak düşünebiliriz. Bir aracın kaynak üretiminde neredeyse bütün işçilikler robotik seviyede yapılabilecek kadar uygulamalar artık standartlaştırılmış ya da hassasiyet isteyen noktalara vardı. O yüzden otomotiv teknolojisi buna en iyi örnek olarak görünebilir. Uluslararası Robotik Federasyonu verilerine göre 2018 yılının sonunda dünya çapında yaklaşık 2.4 milyon adet endüstriyel robot faaliyet gösterirken 2020-2022 yılları arasında tüm dünyada fabrikalara yaklaşık 2 milyon adet yeni endüstriyel robotun da kurulması bekleniyor. Bu çok ciddi bir kurulu altyapı ve iş gücü demek aslında. Bu bilgiyi verdikten sonra şunu sormak istiyorum. Endüstriyel nesnelerin interneti teknolojisi, otomasyon veya robotiği nasıl etkileyecek? Bu kadar büyük bir robot ağının birbirleriyle haberleşmesi bize neler sunar gelecek için? Sizin de belirttiğiniz gibi istatistiklerde de görüyoruz. Robot kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bunu yine deminki gibi bir tekrar olarak bir önceki soruda söylediğimiz gibi hassasiyet ve üretim kapasitelerinin artmasını en büyük etkeni. Herkes daha fazla ürün üretmek istiyor, daha hızlı üretmek istiyor, daha kaliteli ve devamlı üretmek istediği için robotların sayısı giderek artıyor. Diğer bir etki ise robot teknolojisinde yaşanan gelişmeler. Sonuçta robotlar ilk piyasaya çıktığı 1950'deki haliyle devam etmiyorlar. Giderek daha teknolojik, daha çok iş yapabilir, daha çok fonksiyonel özelliklere sahip olarak kendilerini geliştiriyorlar. Bu da onlara duyulan ihtiyacı ve talebi yoğun bir şekilde arttırıyor. Sizin nesnelerin interneti kısmına gelecek olursak, Endüstri 4.0 içerisinde yer alan bu kavram aslında bütün otomasyonu etkileyen bir kavram. Sadece robotlar değil, otomasyonun tüm birleşenleri üzerine büyük etkileri var. Endüstri 4.0 kavramından önce otomasyon ya da robotik sistemlere baktığımızda kullanılan iş ekipmanları sadece belli bir görevi yerine getiriyorlardı. Onlara söylenen ileri gitmesi, geri gelmesi gibi sadece fonksiyonel işlevleri yerine getirmeleri yeterli görülüyordu. Ama Endüstri 4.0 ile birlikte bu ekipmanlardan beklentilerimiz daha fazla arttı. Onların artık bize geri bildirimde bulunmasını da bekliyoruz. Nesnelerin interneti ise bu noktada devreye giriyor. Çünkü bütün ekipmanlar birbirlerine bağlı olması gerekiyor ki bu geri bildirimi bize sunabilsinler. Bu geri bildirimlerle de sizin üretiminizi takip etmeniz, ekipmanınızın sağlıklı çalışıp çalışmadığını bilebilmeniz sağlanabilmiş oluyor. Nesnelerin interneti aslında burada size veri toplamada, verileri yorumlamada, bir ekipmanla ilgili bütün bilgilere ulaşabilmede büyük bir kapı açmış oluyor birbirlerine bağlı bir sistem oluşturduğu için. Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte robotların zamanla insanların işlerini elinden alacağını düşünenler olsa da teknoloji trendleri bunun tam aksini söylüyor aslında. Son 10 yıl içerisinde her geçen gün daha fazla gündeme gelen ve kısaca COBOT adı verilen işbirlikçi robotlar sayesinde insan-makine işbirliği sağlanarak endüstriyel otomasyon bir üst seviyeye taşınmış durumda. Yakın tarihte 12 Kasım 2019 tarihli cobottrends.com web sayfasının haberine göre 2025 yılına kadar işbirlikçi robot pazarı 9.7 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Siz işbirlikçi robotlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel bir soru. Benim de iş hayatımın en derin sorularından biri. Altınay robot teknolojilerinde çalışmaya başladığımdan itibaren aslında bu soru kendiliğinden meydana geldi diyebilirim. Çünkü yapmaya çalıştığımız otomasyon hatları kurarak bir çalışmayı otomatik hale getirmek olduğu için ister istemez ilk düşünce kurduğumuz bir hat sonrasında orada daha önce konvansiyonel şekilde iş yapan insanın işini kaybettiği yönünde bir düşünce oluşuyor insanın üzerinde. Ama yıllar içerisindeki gözlemlerimiz de diyebilirim. Firmaların da aslında güttüğü strateji olarak da bakarsak insanlar işini kaybetmiyor, daha çok iş değişiyor. Özellikle otomatize edilen bir hattan sonra orada çalışan insanlar belli bir deneyimi elde ettikleri, belli bir yılın üzerinde çalışma yaptıkları için imalatın başka noktalarına kaydırılıyor ya da başka departmanlarda görevlendirilmeye başlıyor. Bu iş değişiminin bir diğer noktası da yeni kurulan hatla beraber yeni işlerin, yeni pozisyonların oluşması. Bu pozisyonlar için
insanların işe alınması. Çünkü otomatik bir hat kurulduğunda farklı insanlara ve işlere de ihtiyaç oluyor. Örneğin bakım yapacak personel, yazılımların update edilmesini sağlayacak personeller gibi. Bu yüzden aslında iş kaybından çok iş değişimi olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir çalışma kapanmasına rağmen diğer tarafta ise yeni olanaklar açılıyor aslında. İşbirlikçi robotlar da bu alanda aslında yeni bir kulvar açmış oluyor. Çünkü bundan önce biz bir otomatik hat kurduğumuzda operatörle hattın iletişimi aradaki fenslerle kesilmiş oluyordu güvenlik için. Bir robotun çalışması hiçbir zaman güvenlik önlemlerinin fiziksel olarak alınmadan gerçekleştirilemiyordu. Bu fiziksel önlemlerin en büyüğü, demin de söylediğim gibi, güvenlik fensleri kullanmak, belli sensörler kullanmak, sürekli robotun çalıştığı hacim ya da alanın içerisinde insan olmamasını sağlamak üzerindeydi. İşbirlikçi robotların çıkmasıyla beraber aslında bu algı tamamen değişmiş oldu. İşbirlikçi robot kavramıyla beraber insan ve robotun hiçbir engel olmadan yan yana çalışabilmesini sağlama üzerine yeni bir uygulama yaratılmış oldu. Yapılan bir işte hem operatör hem robot aynı anda aynı şey üzerinde çalışabilme imkanına kavuştular yan yana çalışarak. Peki işbirlikçi robotlar hangi uygulamalarda kullanılabilir? İşbirlikçi robotlar genelde insanların el melekesinin yüksek olduğu uygulamaların robotize edilmesinde kullanımı ön planda görünüyor şu an için. Çünkü insan melekesi otomatikleştirilmesi zor olan bir kısım bizim çalışmalarımız içerisinde. Montaj yaparken ya da bir parçanın takılımında o parçanın yerine oturtulma işlemi normalde insan için otomatik gerçekleşen bir şey. Parçayı elinize alırsınız, montaj edilmesi gereken yere yerleştirirsiniz ve onu oturtmak için onu sağa sola ufak kımıldatarak rahatça oturtup daha sonra montajını gerçekleştirebilirsiniz. İşbirlikçi robotlar öncesinde böyle bir çalışmanın otomatize edilmesi çok kolay değildi. Çünkü robotlar kendilerine tanımlanan noktadan noktaya çalışmaya, hassas bir şekilde bunu tekrar tekrar yapmaya programlı olan ekipmanlar. Ama sizin buradaki oturtma işleminiz aslında onun çalıştığı son noktayı değiştirmek olduğu için bu kavram onlara kolay kolay yaptırılabilecek bir çalışma değildi. Bunun için çok fazla ilave ekipman ya da cihaz kullanılması gerekiyordu. Oysa ki işbirlikçi robotlarla beraber montajda şöyle bir imkanınız oldu. Robotun tekrarlanabilir bir şekilde parçayı oraya getirmesi ama o oturtma işleminin operatör tarafından robota yardımcı olarak yapılabilmesi. Aynı anda aynı parça üzerinde ikisi de çalışabilmiş olacaklar. İnsanın da en önemli özelliğini kullanacaksınız, robotun da en önemli özelliğini kullanabileceksiniz. İşbirlikçi robotlar bu konuda büyük avantaj sağlıyorlar. Bundan dolayı da kullanım alanlarının en etkili olacağı yer montaj hatları ya da hassas parçaların kontrol edilmesi, kalite kontrolünün yapılması gibi alanlar olacaktır. Peki sizce insan-makine arayüzü uygulamaları artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları ile birlikte otomasyon alanında nasıl bir etki yaratır? Bugüne kadar insan-makine arayüzleri sabit ekranlardan oluşmaktaydı. Size bilgi verebilen, seçimler yapabilmenizi sağlayan ekranlardı bunlar. Ama interaktif bir iletişime izin veren ekranlar değildi. ER-VR uygulamaları ile beraber interaktifliğin daha artacağı bir insan makine arayüzüne kavuşmuş olacağız. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla beraber siz bir tesise gittiğinizde bakım amacıyla orada bulunuyorsanız tesis hakkında bilgiler direkt olarak bir tablet ya da gözlük gibi uygulamaların yansıtılabileceği bir noktadan direkt olarak size aktarılmış olacak. Bunu gerçek hayatta gördüğünüz görüntünün üzerine bindirilmiş olarak göreceğiniz için normal bir dokümanı ya da ekrandan okumanın ötesine geçmiş olacaksınız. Çünkü bir robota baktığınızda ya da tabletinizi bir robota doğru tuttuğunuzda o robotun kaç saattir çalıştığını, kaç parça ürettiğini, hata verip vermediğini ya da bakıma ihtiyacı olup olmadığını ekran üzerinden ilave edilen bir metinle görebilmiş olacaksınız. Bizim için arttırılmış gerçekliğin en önemli kısmı bu. Alabileceğiniz bilgileri daha görsel hale getirebilmek,
daha interaktif olarak o bilgileri alabilmek. VR çalışmaları ise sanal gerçeklik ortamında eğitim çalışmalarını daha üst düzeye çıkartmış olacak. İşe yeni başlayan bir insanı mevcut makinelerle eğitmek yerine onu sanal bir ortamda işi daha rahat tarifleyerek, hata yapmasına daha doğrusu izin vererek, onları düzelterek daha iyi eğitebileceğiniz bir ortama kavuşmuş oluyoruz. Hattın birebir sanal halini VR'la beraber içinde görebiliyorsunuz, içine girebiliyorsunuz, makineyi kontrol edebiliyorsunuz, makineye parça yükleyebiliyorsunuz, onun tepkisini görebiliyorsunuz. Bu da tabii ki eğitim süreçlerini oldukça hızlandırabilecek bir çalışma metodu olmuş oluyor. Bunun yanı sıra mühendislik kısmında da sizin çalışmalarınızı daha rahat yapmanızı sağlayabilecek gelişmeler. Çünkü VR'la beraber zaten tasarım çalışmalarının daha rahat incelenebilmesi, üzerine yorum yapabilmek için birden çok kişinin aynı anda bakarak birbirleriyle interaktif olarak iletişime geçebilmesi gibi yeni özellikler getirmiş oluyor. Bizim için makine insan arayüzünde bu etkileşim yeni bir çığır açmış oluyor aslında. Aktüatör denen elektromekanik hareketlendiricilerde ve mikro elektromekanik sistemlerdeki, yani MEMS kısaltması, gelişmeler bu alanı nasıl etkileyecek sizce? Bahsettiğiniz alanlardaki gelişmelerin en büyük katkısı sistemlerin daha ufalarak mobil olabilmesini sağlama yönünde avantajları var. Aktüatörler, sensörler günümüzde gelişen teknolojiyle beraber her geçen gün daha ufak boyutlara, daha hafif ağırlıklara sahip olmaya başladılar. Bu da kullandığımız sistemler içerisinde kapladıkları alanları, hacimleri düşürdü. Sistemlerin daha hafif olabilmesini sağladı. Daha hassas hesaplamalar yapılarak daha hassas konumlar verilebilmesini sağlıyor. Bundan dolayı da daha önce mekaniksel olarak size dezavantaj yaratan sıkıntıları aşmak için kullandığınız mekanik yapıların daha hafifleyebilmesine, ufalabilmesine olanak sağlıyor. Peki endüstriyel otomasyon ve robotik konusunda dünyada ve ülkemizdeki son durum ve mevcut kapasite sizce nasıl? Dünya geneline bakacak olursak giderek artan bir robot sektörü görmekteyiz. Bu sektör içerisinde yeni firmalar da doğuyor, bazı firmalar kapanıyor, değişiklikler devam ederek gidiyor. Robotik sektöründeki en büyük gelişme işbirlikçi robotların ortaya çıkması. Bununla beraber gördük ki yeni teknolojilerin gelişimiyle beraber sektöre yeni oyuncuların girmesi de mümkün olmaya başladı. Buna Universal Robot en iyi örneklerinden birisi. Günümüze kadar endüstriyel robot piyasasında yer almazken işbirlikçi robotların ortaya çıkmasıyla beraber yaptıkları ürünle sektörde hatır sayılır bir bilinirliğe ve yere sahip oldular. Bu ülkemizdeki robotik sektörü için de bence umut verici bir durum. Çünkü endüstriyel robot konusunda geç kaldığımız için şu an piyasada herhangi bir yerli oyuncu ya da milli bir ürün göremiyoruz. Ama teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni alanlar açıldığı için bu alanlarda yurt dışını yakalayabilme imkanımız, her zaman yeni bir oyuncu olarak piyasanın içine katılabilme imkanımız da olmaya başladı. Eğer Türkiye'deki sektörel olarak yatırımlar devam ettiği sürece teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni sektörde de rol alan yerli firmaları görmemiz imkanı olacak. Otomasyon robotlarından gelecek beklentileriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllarda bu alanda öne çıkacak trend konular ve fırsatlar sizce neler olur? Endüstriyel robotlardan en büyük beklentimiz daha hızlı hareket edebilmesi, daha hassas hareket edebilmesi, daha az enerji sarf etmesi en ön planda olan konular. Bu gelişimlerle beraber robotik sektöründe daha çok eksen kullanımının artacağını düşünüyoruz. Çünkü komponentler buna daha elverişli halde gelişimini gösteriyor. Bununla beraber robotlar da şekil değiştirmeye başlıyor. Hafiflemenin yanı sıra hızlanmaya başlıyorlar ve daha çok ihtiyacı karşılayabilmeleri için daha fazla hareket serbestliğine ihtiyaç duyuyorlar. Bundan dolayı da eksen sayıları daha yukarı doğru çıkacaktır. Diğer bir önemli beklenti de robotların insanla olan interaktif çalışmasının daha da artarak devam edeceği. Bunda işbirlikçi robotlarla bir adım atıldı.
insanla robot yan yana getirilebildi. Ama bunun ötesinde daha iç içe çalışma, birebir birbirlerinin işini paylaşma gibi konularda da ilerleme olacağını düşünüyorum. Karanlık fabrikalar kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hiçbir insanın çalışmadığı tam otomatize fabrikaları gelecekte görmek mümkün mü? This is your last warning. Karanlık fabrika tanımı biraz daha idealize bir tanım olduğu için insanda hiçbir insanın olmadığı, ışıkların yanmadığı, tamamen karanlık bir fabrika olacağı izlenimi yaratıyor. Ama tam olarak böyle yorumlayamayız. Karanlık fabrika kavramı içerisinde otomatize hatlar olarak bakarsak evet olacak. İnsanların çalışmadığı, tam otomatize, ürünün baştan sona kadar üretilebildiği hatları göreceğiz. Ama karanlık fabrikayı total bir fabrika olarak düşünürsek hayır göremeyeceğiz. Çünkü bir fabrikanın işleyebilmesi için o otomatize hatta destek olması gereken insan faktörünü devreden çıkartabilmek çok yakın gelecekte ya da uzak gelecekte bence mümkün olmayacak. Hattın bakımının sağlanması gerekecek. Hattın ürün olarak en azından desteklenmesi gerekecek. Ve hala bir üst akıl olarak bir insanın hattı gözetleyebilmesi gerekecek. Üretimin gidişatını, bir hata olup olmadığını, hata sonucu varsa bunun nasıl giderileceğine dair hata senaryosunu işletecek her zaman bir insana ihtiyaç duyulabilecek. Bunun yanında teknolojinin gelişimiyle insanların otomatize sistemler içerisinde yer alabileceği imkanlar da artıyor aslında. Bunlardan en güzel örneklerden biri egzoiskeletonlar. Normalde bir insanın gücünün yetmeyeceği ya da ergonomi sorunu çekebileceği noktalarda dahi çalışabilmesini sağlayabilecek destek ekipmanları oluşmuş oldu. Bununla beraber insanlar kendi kapasitelerinden daha yüksek yükleri taşıma imkanına kavuştular ve bundan herhangi bir ergonomik rahatsızlık duymadan. Aynı zamanda güç seviyesi arttırılmadan sadece ergonomik olarak iyileştirilebilecek daha düşük versiyon egzoiskeletonlar da oluşturuldu. Bu özellikle yine montaj hatlarında çalışan personeli daha çok ilgilendiren bir nokta olan ayakta çalışma kavramını iyileştirebilecek bir nokta yarattı. Montaj hattında çalışan personelin bir kısmının gün boyu ayakta çalışması, montajı gerçekleştirmesi gerekiyor. Fakat bu destekleyici sistemlerle beraber olduğu yerde ayaklarını dinlendirebileceği seviyede oturabilmesine imkan tanıyacak yardımcı ekipmanlar da oluşmuş oldu. Bu yönden de bakacak olursak karanlık fabrikaya geçilirken insanların üretimdeki rolü de arttırılabiliyor olmuş olacak. İnsandan vazgeçmek o kadar kolay kolay yapabileceğimiz bir nokta değil. Çünkü insanın karar yorumu, karar vermesi hızlı kopyalanabilecek, makinelere aktarılabilecek, otomatize edilebilecek bir yapı değil, daha karmaşık bir yapı olduğu için buna bence daha çok uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Peki Ali Bey, sizce endüstriyel otomasyon ve robotik konusunda dünyada ve ülkemizdeki son durum ve mevcut kapasite nasıldır? Dünyadaki duruma baktığımızda beklenen gibi robotların sayısının arttığı bir trend mevcut. Giderek robotlar daha çok işlevsel oluyorlar, daha çok fonksiyona kavuşuyorlar ve daha çok yerde kullanılıyorlar ve bundan dolayı da robot talepleri giderek artmakta. Verilere bakacak olursak önümüzdeki dönemde robot sayılarının şu anki mevcuttan 2 katı daha fazla olacağını düşünüyoruz. Yakın gelecek için, uzak gelecek için ise sayılarının hem artacağını hem kapasitelerinin artacağını düşünüyoruz. Şu an kullandığımız robotlar ağırlıklı olarak 6 eksenli endüstriyel robotlarken biraz daha uzak gelecekte bu eksen sayılarının 12-20 gibi daha üst rakamlarda olmasını bekliyoruz. Çünkü çalışabilme fonksiyonlarını arttırabilmek için hareket kabiliyetlerinin de artması gerekecek. Bundan dolayı eksen sayıları artacak. Bunun yanında gelecekte komponentlerde yaşanacak gelişmelerle beraber motor, sürücü gibi robot üzerindeki ekipmanların da daha gelişerek hafiflemesiyle beraber eksen sayısının çoğalmasının önünü açmış olacak. Çünkü ne kadar çok eksen yüklerseniz robotun yapısını normal şartlarda günümüzde büyütüyoruz. Ama gelecekte daha gelişmiş olan komponentlerle bunun önüne geçebileceğiz. Türkiye için bakarsak duruma, Türkiye'de de robot sayıları giderek artıyor. Robota olan talep artıyor. Çünkü ülkemizde de üretim seviyesi her geçen gün artarak kapasitelerin artması gerekiyor.
Bunlar da robotların desteği kaçınılmaz olduğu için robot talebi de artıyor. Ama yurt dışı ile kıyasladığımızda tabii ki bu istenilen seviyelerde halen değil. Gelişiyoruz, talep artıyor ama hızımız yurt dışına bakarak göreceli olarak biraz daha yavaş kalıyor. Robotlardaki değişimle beraber buradaki açığın da kapanabileceğine inanıyoruz. Türkiye'de üretim kapasitesi robot yatırımlarıyla beraber artacak. Bu artışla beraber robot talebinin daha da çok artarak yurt dışındaki rakamları yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bunun yanında sektöre bakarsak dünya genelinde Türkiye'den çıkmış yerli bir robot çözümü sunan firmamız şu an yok. Fakat teknolojideki gelişmelerle beraber yeni fırsatların önü açılıyor. Universal gibi yeni robot firmalarının sektöre girebilmesine izin verebilecek kobot teknolojisi gelişimini gözlüyoruz. Bu yeni teknolojiyle beraber ürettiğiniz ürünle siz piyasada yeni bir yer edinebiliyorsunuz. Çünkü piyasadaki mevcut oyuncuların ürettiği ürünlerin yanında yeni teknoloji içeren bir ürün sunmuş oluyorsunuz ve buna talep yaratabiliyorsunuz ve siz de bir oyuncu haline gelebiliyorsunuz. Türkiye olarak bu fırsatı iyi kullanırsak bizim de yurt dışında robotik çözümler oluşturan, robotik ürünler satan firmalarımızın olacağına inanıyoruz. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor ve bu gelişen teknolojiyle beraber teknolojik ürün ürettiğinizde bunu dış piyasaya satabilmeniz her zaman mümkün gözüküyor. Otomasyon robotlarından gelecek beklentileriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllarda bu alanda öne çıkacak trend konular ve fırsatlar sizce neler olur? Robotlardan en büyük beklentimiz hassas iş yapabilmeleri, tekrarlanabilir iş yapabilmeleri. Ama bunların yanına daha fazla fonksiyon eklemek için robotların görme konusunda da ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu an robotları biz programlıyoruz. Programladığımız işleri yapmak üzere çalışıyorlar. Ama makine görmesiyle beraber onların da algılama kapasiteleri artacak. Dış dünyayı algılayabilme imkanına ulaşacaklar. Ve programlamanın haricinde gördüklerine göre iş yapabilmeye başlayacaklarını düşünüyorum. Diğer bir nokta ise teknolojideki ilerlemeyle beraber robotların da üretim teknolojisinin gelişmesi, daha hafif malzemelerden üretilmiş robotlarla daha hafif robotlar, daha hızlı robotları göreceğimizi düşünüyoruz. Bunun yanında günümüzdeki kontrol sistemleri için karmaşık bir yapı olan esnek robot sistemlerinin de artacağını düşünüyoruz. Günümüzde üniversite çalışmalarında ya da bazı firmaların Ar-Ge çalışmalarında görebildiğimiz esnek yapıdaki gripper'lar, eller, robot kollarının gelecekte daha satılabilir, endüstriyel hale geleceğini düşünüyoruz. Çünkü bilgisayar teknolojileri, kontrol teknolojileri, malzeme altyapıları giderek gelişiyor, artıyor, teknolojisi yükseliyor ve bunlara daha çok olanak tanımaya başlıyor. Gelecekte daha çok sık önümüze çıkacak ekipmanlar arasında yer alacaklar. Sorularımızı yanıtladınız ve podcast yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizim için oldukça faydalı ve zevkli bir yayın oldu. Son olarak konu hakkında eklemek istedikleriniz nelerdir? Öncelikle benimle böyle bir podcast gerçekleştirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Eklemek isteyebileceğim, Türkiye'de yerli olarak teknoloji üretebilmek için insanların biraz daha çaba göstermesine katkıda bulunmalarını temenni ediyorum diyebilirim. Şu an okumakta olan ya da okullardan mezun olmuş kişilerin bu yönde çok yüksek çabalar harcadığını görebiliyorum. Ama teknoloji hakkındaki bilgi ya da yönlendirmenin yetersizliğinden istenilen hedefe belki ulaşamıyorlar. Ama onların vazgeçmemelerini, bu teknolojide yer almak için uğraşmalarını, devam etmelerini istiyorum. En büyük ilave edebileceğim belki de düşüncem bu. Ali Bey, bizim için çok güzel bir podcast kaydı oldu. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler paylaştınız. Robotik teknolojisi ve endüstriyel otomasyon üzerine konuştuğumuz podcast yayınımızı tamamladık. Burada da konuştuğumuz bilgileri derleyip infografik haline getirerek web sitemizde ve sosyal medya kanallarımızda paylaşacağımızı da hatırlatmak isteriz. Diaportal-TTGV hesabımız aracılığıyla bizi takip edebileceğinizi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.